Bütün Çocuklar programından merhaba. Bugün çok keyif aldığım güzel bir mekandayız yine. Sevgili meslektaşım Akın Çelebi'nin evindeyiz. Onun sevgili güzel eşi, aynı zamanda Cazmanian'ın da solisti, sevgili Ayşem Barışsal Çelebi bizi evlerinde kabul ettiler. Ve şiirle müziği birleştirmeyi bu hafta da başardık. Çok teşekkür ediyorum size sevgili Ayşem. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok mersi. Evet, sağ tarafta böyle yakışıklı bir delikanlı var ve 4 tane de güzel kızımız var. Çok teşekkür ediyoruz onlara da böyle heyecanla şiirlerle büyüsün çocuklara katıldılar. Bazılarını küçükten tanıyorum. Programa katılan var aralarında. Kocaman genç bir kız olmuşlar hepsi de. Sizi çok seviyorum çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tanıştık biz yayına girmezden önce. Tanıyorum da ben sizleri ama böyle bir başlayalım kameraya bakarak. İsminizi nerede okuyorsunuz? Bir kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Fatma Uzunoğulları, Gazi Mansur Türk Mavilik Koleji'nde okuyorum. 9. sınıfım. Böyle. Peki Fatma, teşekkürler. Evet. Sude Karagil. Ben de Gazi Mansur Türk Mavilik Koleji'nde okuyorum. 9. sınıfım. Teşekkür ediyoruz Sude. Ayten Çelebi. Ben de Gazi Mansur Türk Mavilik Koleji'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Huriye Evren. Ben de Gazi Mansur Türk Mavilik Koleji'nde okuyorum. 9. sınıfım. Evet Huriye, sen kaçıncı sınıftın? Ben 4'tüm. 4. sınıf. 4. sınıfta Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda şiirlerle büyüsün çocukları yaparken, minicik bir öğrenciyken programa katılmıştık. Ayrıca bir heyecan duyduğunu belirttin. Ben de çok keyif aldım seni böyle genç bir kız olarak görmekten. Evet, seni tanıyalım. Ben Coşan Paşa Yaşar. Ben bir çiğ ilkokulundan gidiyorum. 3. sınıfım. Teşekkür ediyoruz sana da Coşkucuğum. Evet, sol tarafa baktığımızda da prensesler var, şövalyemiz var. Kim bu tatlı çocuklar? Seni tanıyabilir miyiz? Bize adını, soyadını söyler misin? Zerin Zeki. Sen hangi okula gidiyorsun Zerin? Daha kreşteyim. Kreştesin, ne kadar güzel. Kreşin ismini biliyor musun? Evet. Söyle bakalım. Miniland. Miniland kreşi. Çok güzel. Peki yaşını biliyor musun? Evet. Kaç yaşındasın Zerin? 5. Çok güzel. Burada olmak nasıl bir heyecan? Mutlu musun şu an? Hı hı. Teşekkür ediyoruz. İstersen şu prensesi takalım mı? Hadi sen kendine tak bakalım, daha hoş olacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet, seni tanıyalım. Evet, Ramazan, seni tanıyalım. Buyur bakalım. Adını, soyadını söyler misin bize? Peki, biraz sonra söylersin diye düşünüyorum ben. Evet, seni tanıyalım. Evin sahibesi. Evet, Tanemcim karşıya bak ve kendini tanıt bize. Adını, soyadını söyle lütfen. Evet, prenses. Söyle bakalım. Teşekkür Tanem ediyoruz. Tanem Çelebi. Tanem Çelebi. Bu ev senin değil mi? Sen bizi evine kabul ettin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok mersi. Evet, sevgili Ayşen. Ben gurur duyuyorum. Yayının başında da söylemiştim. Eşimin öğrencisisin. Ben de her zaman bunu yinelemekten büyük bir keyif ve mutluluk duyuyorum. Şu anda torunlarımla beraberim. Bundan da büyük bir onur duyuyorum. Ben tanıyorum tabii ki seni ve özellikle çalışmalarını biliyorum. Cazmanian'ın solistisin ve şunu da tırnak içinde söylemek istiyorum. Güzel bir annesin, müzik öğretmenisin, uzun yıllar var çalışıyorsun ve iki çocuk annesisin. Buna rağmen yanında seni destekleyen güzel bir eşin olduğundan dolayı da sanata devam ediyorsun. Ne kadar güzel. Hatta kameramanlarımla, yönetmenle az önce dedim ki bu evin sahibi Cazmanian'ın solisti. Ay, hiç yakından görmemiştik dediler. Yani tanınan güzel bir sessin. Ben bir kadın olarak da kutluyorum seni. Lütfen bize kendinden bahseder misin? Ayşen Barışsal Çelebi kim? Mapsalıyım öncelikle. Burada eğitimimi sürdürdüm. Üniversite eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım müzik öğretmenliği olarak. Daha sonra burada yüksek lisansımı tamamladım. Ardından malum ülkemizdeki işsizlik sorunlarından dolayı kendime iş
bulmaya çalıştım ve cazmanlarla tanıştım o dönemde. Bu sayede sahneye girdim. Yani işsizlik beni bu işe itti gibi oldu ama sahneyi sevdiğimi... Çok da başarılısın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Daha da çalışıyorum. Zaman bulabildiğim kadarıyla benim artık. Evet. Dediğiniz gibi hem aile içerisinde olmak, hem anne olmak, hem bir taraftan da okuldaki öğrencilerle gene müzik öğretmenliği yapmak. Aynı anda bir de sahne için müzik yapmak. Biraz evet. Fazla branşlara ayrılıyorsunuz gibi olur ama sevdiğim için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zaten bütün hikaye orada zannedersem. Bir işi severek yapmak. Evet. Bütün coşku orada. Bir de aile içindeki dengeler devam ettiği müddetçe evet. Yapabiliyorsunuz. Evet. Sanatı seven, sizi destekleyen güzel bir eşiniz var. Evet, eşim de rahmetli annem de babam da sağ olsunlar. Yani ailece her zaman desteklerini gördüm. Buradan hepsine teşekkür ederim. Onların bana desteği olmasaydı her zaman bana yapmalısın, bu işi sürdürmelisin demeselerdi. Ne kadar bu iş güzel. Olmazdı. Ama tabii ki eş durumuna geçince iş bambaşka. Eşim gibi anlayışlı bir eş olmasaydı, mesleğime saygı duyan birisi olmasaydı bu işi kıtlı şartlarda ben kesinlikle yapamazdım. Yani ben hep derdim cazmanya evleneceğim, işte nişanlandım, bırakacağım galiba işi falan. Eşim bana dedi ki ben kıyamam sana. Yani sen kendine bunun için ne ben seni saygılı gördüm derdi. Devam etmeni isterim. Tamam dedi, devam. Çocuk olduğu için çocukları sonra bırakacağım. Hakkım dedi, yok ya bırakma zaten yani eskisi gibi değil iş ortamı. Hani sürekli barlar falan öyle bir durum yok. Tamam devam edelim. İkinci çocuk oldu. Ben dedim artık bırakmaya gerek yok. Yani madem yapabiliyoruz. Evet. Ama gerçekten Akın'ın desteği, apayrı anlayışı çok yani teşekkür ederim. Ona da olmasaydı bu iş sürmezdi. Evet. Okul ortamında da çok çalışkan, çok fedakar bir öğretmenimizdir. Ben de onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Evet. Çocuklar, hadi bakalım bak kameralar sizin için burada. Neler hazırladık? Şarkılar var galiba, şiirler var. Hadi bakalım, söyleyin hep birlikte. Ramazan, soyadımız nedir bu arada? Efendim? Bilmiyorum. Bilmiyorsun, peki tamam istersen söylersin. Nasıl olsa Ramazan'sın, seni herkes görüyor, çok yakışıklısın. Sen de mi Minilant'a gidiyorsun bu arada? Evet. Evet, üçümüz galiba... Tanım da. Evet, üçümüz de sınıf arkadaşı mısınız? Evet. Okula gitmek nasıl bir duygu çocuklar? Çok güzel. Neler yapıyorsunuz okulda? Resim. Evet, başka? Hamur oynuyoruz. Hamur oynuyorsunuz. Oyuncak oyunları. Evet, şarkılar var mı? Boş kaldı, resim var çizerim. Evet. Yürüyüşün sen şarkılarına da çalışırız. Ay ne kadar güzel. Hadi bir şarkı söyleyin, hazırda var galiba. Ramazan sen de arkadaşlarına lütfen yardım eder misin? Evet, hadi bakalım. Hangi şarkı var? Kırmızı bal hazırladınız bize galiba. Öyle mi? Ben başka şarkı hazırladım. Peki. Evet. Peki buyur Zerrin. Önce senden başlayalım hadi. Good morning, good morning. How are you this morning? It's a new day, so everyone good morning. Teşekkür ediyoruz. Kocaman alkış. Evet. Annem sen ne söyleyeceksin bize? Hadi tamam. Hadi tanemciğim. Bekliyoruz seni. Bak karşıya kameraya ve söyle. Kırmızı balık gölde. Kırmızı kırmızı geliyor. Balıkçı Hasan geliyor. Ortasına atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Evet. Sevgili şiir yolcuları, şiirlerle büyüsün çocuklar izleyicileri. Biz programımızın akışında sevgili Ayşen Barışsal'dan rica ettik. Bizi kırmadı. Piyanosuyla bize. Ben de ona şiirde eşlik edeceğim. Güzel bir veya iki tane şarkı alacağız onun güzel sesinden. Çünkü ben onun güzel sesine herkes gibi bayılıyorum, hayranıyım.
Çok da hoşuma gidiyor. Hep uzun yıllar sahnede kalman dileğiyle. Yolun aydınlık zaten. Aydınlık ve ışık olsun. Şiirler de sana eşlik etsin Ayşen diyorum ben. Evet, şu tatlı kızlara geçmek istiyorum ama onlara geçmezden önce senden bir şiir almak istiyorum ben. Neyi hazırladın bize merak ediyorum da aynı zamanda. Şiir hazırladım. Peki, birini senden alalım önce. Bir tane. Peki. Şimdi Atatürk sınıfta. Tabii ki. Hayal edin çocuklar. Aniden bir sabah Atatürk girse sınıfa. Günaydın çocuklar dese. O gün ilk dersi bize Atatürk verse. Bitmeyecek sevgimiz sunsak, ilkelerini yaşattığımızı anlatsak, ona layık olduğumuzu görse ve anlasa, hayal edin çocuklar, bu sabah ve her sabah, her hafta Atatürk sınıfta. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok güzel okudun ve yayından önce de ben seni gördüm, gittin arka odaya, kitabı açtın ve çalışıyordun. Ben dedim ki bu çocuk görev adamı. Harikasın. Üçüncü sınıfsın bu arada. Evet, okumayı seviyorsun. Peki şiir yazma çalışmaların var mı? Hiç yok öyle bir çalışma. Zaten öyle bir öğreti de, bir ders de yok galiba okulda. Yok. Biz birkaç hafta sonra ben sizin okulumuza geleceğim. Konuştuk, evet. Ve orada şiir çalışması yapacağız. Bütün bir gün sizin okulunuzdayım. Sabahleyin geleceğim, akşam üzerine kadar sizin okuldayım. Belki ondan sonra şiir yazmayı denersin diye düşünüyorum. Olabilir mi? Olabilir. Sıcak bakıyorsun çünkü böyle gözlerinde ışıl ışıl zeki bir çocuksun. İleride hep soruyorum, şimdi ablalarına da soracağım. Şair olmak gibi bir hayalin olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Kesin konuştun ama şiir yazarsan da hoşuna gider, olamaz mı? Belki olur. Belki olur. Ha, bu de cevap daha güzel. Çünkü bilemezsin ki denemedin. Denemediğin bir şeyi nereden bilebilirsin, değil mi? Peki, kızlar şiirler hazırladınız dediniz. Şiirlere geçmeden önce ben gördüğüm kitaplarla geldiniz. Tabii ki şiirlerle büyüsün çocuklar deyince işin içerisine kültür giriyor, okuma giriyor, şiirler giriyor. Yayına girmeden de baktım kitaplarınıza. Güzel kitaplar. Ben hiçbirini okumadım bu arada, onu itiraf edeyim size. Bu okuma alışkanlığını nasıl kazandınız? Sırayla böyle bir cevaplarınızı almak istiyorum. Çünkü ben kitapla geleceğinizi bilmiyordum. Demek ki bir okuma alışkanlığımız var. Merak ediyorum, bu alışkanlık nereden geliyor? Senden başlayalım. Küçüklükten gelir aslında. Yani küçüklükten beri sürekli kitap okudum. O zamandan bu zamana. Devam etti. Evet. Peki bunu kim kazandırdı? Sınıfta sınıf öğretmenin mi, aileden mi? Ailem. Kim ailede çok kitap okur? Annem çok okur. Ve o yönlendirdi evet. Seni. Güzel. Peki Ayten? Ben küçüklüğümden beri annem tarafından hep kitaba yönlendiriliydim. Küçükken daha kitap okuyamadım, yani yazmayı bilmediğim zamanlarda da hep annem bana masallar okurdu. Evet. O zamandan sonra işte bende bir kitap okuma hevesi başladı. O günden beri de okuyorum. Okuyorsun, güzel. Aslında küçükten gelen bir şey bende bu. Her zaman okumayı çok sevdim ve hala da bu yaşıma kadar bunu sürdürüyorum. Güzel. Böyle devam etmesini istiyorum. Öğretmenlerim sayesinde daha çok yönlendirildim. Güzel. Ve ilkokulda mı? Evet, ilkokulda. Güzel. Evet. Ben de ilkokulda öğretmenlerim sayesinde. Sonrasında boş vaktimi değerlendirmek için güzel bir şey olduğunu gördüm ve devam ettim. Kitaplarda kendimi buldum. Evet, güzel. Peki, bir ekrana da gösterelim okuduğumuz kitapları çocuklar ve özet olarak ne anlatıyor? Senden başlayalım. Bitti mi bu kitap? Son okuduğum evet, kitap dedim, bitirdin. Son okuduğum kitap buldum. Bunu kim tavsiye etti? Filmini izledim aslında. Filminde geçen bir olaydı. Filmini izledikten sonra kitabını da merak ettim. Merak ettin. Evet. Peki, kitap genelde derler ki, hani birkaç tane de ben okudum ve filmini izledim. Kaybediyor özünü. Kitap, filmde. Sende nasıl oldu? Sen önce filmi izledin, sonra tatmin etmedi seni, kitabı okudun. Evet. Peki kitapla filmi değerlendirdiğinde? Kitaptaki anlatım çok daha başkaydı. Evet, film eksik anlattı evet, diyorsun. Evet, filmde olaylar daha eksikti. Güzel, bu yaşta bu saptamayı yapmak ve iyi bir okur olduğumu da gösteriyor. Bunun konusu neydi bu arada? Bunun konusu nefretten arkadaşla sonra evliliğe giden bir ilişki. Güzel. Sonunda da kadın Alzheimer hastası olurdu ve ölürdü. Peki bir şey daha sorayım. Hani bu kitapları okuyorsunuz ya mesela arkadaşlık, evlilik veya bir terim geçti orada, Alzheimer. Yaşınız daha küçük.
Merak edip interneti açıp araştırır mısınız? Bilmediğiniz kelimeleri veya bilmediğiniz bir konuyu. Evet. Mesela sen Alzheimer araştırdın mı ne olduğunu? Araştırdım. Hatta onu öğrendikten sonra da nörolog olmaya karar verdim. Harika bir şey. Bakın yani bir kitap derler ya, bir öğretmen hayatımı değiştirdiği, bir kitap hayatımı değiştirdi. Şimdi ben burada şeye de soracağım, sevgili Ayşe'ne de soracağım. Onun hayatını birazcık bahsetti az önce ama mutlaka onu müziğe yönlendiren bir öğretmeni vardı, bir ailesi vardı, birisi vardı oralarda diye düşünüyorum. Peki, çok hoşuma gitti, çok keyifli bir yolculuk. Ayta, senle devam edelim. Ben Kitap Hırsızı isimli bir kitabı getirdim. Ben bu kitabı internette gezerken görmüştüm. Ben aynı zamanda film izlemeye de çok meraklı bir insanım. Çok severim izlemeyi de, kitap okumayı da çok severim. Gördüğümde ismi ilgimi çekmişti. Kitap Hırsızı nasıl evet, olur? Evet. Yani sonra ben gördüğümde daha filmi çıkmadıydı, çıkacaktı falan ama yapılırdı. Sonra kitabını gördüm. Kitabını almak istedim. Konusu çok ilgimi çekmişti. Aldım. Sonra da kitabını okudum. Ben normalde filmleri olan kitaplarda filmleri pek beğenmem. Çünkü genelde çoğu şey eksik anlatılır, değiştirilir ama Kitap Hırsızı'nın filmi de en az kitabı kadar etkiliydi benim için. Gerçekten... Televizyonda mı gösterildi bu arada yoksa sinemada mı? Sinemada. Sinemada. Yani ama kısa geldiğini ben duymadım. Nerede gördün? Nerede izledin? İnternette buldum ben. İnternette bulup izledin. Evet. Konusu neydi? Ben de merak ettim. Konusu Nazi Almanya'sı zamanında komünist bir ailenin kızı annesi tarafından başka bir aile evlatlık verilir. Çünkü annesi komünist olduğu için yani pek iyi bir yaşamları yoktur. Kızını ve oğlunu evlatlık vermek ister. Fakat kitabın başında trenle yolculuk yaparken oğlu ölür. Bu şeyde de gömülürken mezarcı kitabını düşünür ve kız bu kitabı arkadan görüp alır ama okuma ve yazması yoktur. Daha sonra evlatlık verildiği evde oradaki babası tarafından okuma ve yazma öğretilir ve bu şekilde kitaplara karşı ilgisi artar. Babası kendisine sürekli olarak kitap hediye alır ama orada onların da şeyi, maddi durumu pek iyi değildi. Çok fazla kitap alamazlar. Bu sırada evlerinde bir Yahudi gizlemektedirler. O Yahudi ile bir arkadaşlık kurar ve hep bunun hikayesini anlatır kızın. Arkadaşlık, kurduğu arkadaşlıkları anlatır, Yahudi ile olan arkadaşlığını anlatır. En sonunda da işte savaşın verdiği yıkımda kız ailesini kaybeder. Ve başkası tarafından tekrar sahiplenir. Kitabın sonunda da Yahudi kaçmıştır. Yani sırf kızın hayatını kurtarabilmek için, keşfedilmesin diye o geri döner. Ve kızla buluşurlar. Orada bitirir kitabı. Güzel. Aferin size. Yani burada farklı farklı kültürlerin de yaşayış biçimlerini öğreniyorsunuz, tarihi öğreniyorsunuz, geçmişi öğreniyorsunuz. Peki senin burada çıkarımın ne oldu? Bu kitapta gördüğüm kadarıyla çok böyle daha anlat desem anlatacaksın Ayten. Evet. O kadar seni derin etkiledi. Evet, beni bayağı etkileyen bir kitaptı. Çünkü kitabın anlatımı bayağı aslında ağırdı. Nasıl desem kitap ölümün gözünden anlatılan bir kitaptı. Bu kitapta ben insanları ayırmamayı, yani ırklara göre ayırmamayı gördüm. Çünkü kızın Yahudi ile olan arkadaşlarını görüyordum. Çoğu insan Yahudileri dışlarken Yahudilerin de hiçbir farkı olmadığını anlattı. Yani aynı zamanda insanlar işte sevginin birleştirici yönünü evet. gördüm orada. Evet. Asla bir insanı sevmek için onun gerçekten kan bağı olmadığını, gerçekten babasınız gibi görebileceğini öğrendim. Güzel. Beni etkilemedi. Peki şöyle bir şey sorsam çocuklar çok böyle ilk defa demeyeyim hadi diğer haksızlık olmasın. Her zaman da daha böyle küçük yaşta programa katılanlar oldu ama sizin gibi böyle bir iki program daha yaptım böyle sizin yaşlarda. Ve onlar da kitaplarıyla geldiler. Ve şöyle bir teklif yaptım onlara da. Yazın programlar devam edecek. Hani yazın dershaneleriniz yoktur, özel dersleriniz yoktur. Ve ben dönem dönem de böyle iyi okuyan çocukları, hani kitabı seven, bu işi sevenlerle derinliğine bir yolculuğa beraber çıkmak isterim. Sizden öğreneceğim çok şey olduğuna inanırım. Sizlerin de benden öğrenecekleriniz olduğunu düşünüyorum. Yazın şöyle bir teklif ediyorum dördümüze de. Çekimlerimize yardımcı asistanlar olarak katılır mısınız benimle beraber?
Bakınız şimdi burada sohbet ediyoruz 8-10 kişiyi. Miniklerimizin canları sıkıldı biz konuşurken. Çünkü onlar 4-5 yaşında. 10 dakikadır ben tabii ki ilkokul öğretmeni olduğum için biliyorum onların ilgilerinin erken dağılıp biraz sonra çağırdığımızda koşarak geri gelecekler. Ama siz belki de bu programla belki bir program yapımcısı olmayı isteyeceksiniz. Belki bir şair olmayı isteyeceksiniz. Belki biraz sonra Ayşen öğretmeni izlerken bir ses sanatçısı olmayı, müziğe yolculuk yapmayı düşüneceksiniz. Bizim de bu programla yapmak istediğimiz hedefimiz bu açıkçası. Bir de tabii ki Mausa'da program yapıyoruz, çekimleri burada yapıyoruz. Sloganımız yazın çocuklar. Biz şöyle bir slogan geliştirmiştik. İki tane orta bir asistanım var benim. Her yer bizim için okul. Her yere gittik. Bu dönemde okullar açıldıktan sonra Eylül döneminden itibaren de dedik ki Mausa'da şiirin, sanatın, müziğin girmediği ev kalmasın dedik. Ve yazında bir hedef koyduk. İskelere Karpaz'a yol alacağız. Belki de şimdi duyuyor bizi sevgili yönetmenlerim ve kameramanlarım, sevgili izleyiciler göremiyorlar ama güzel bir gülümseme geldi onların da gözlerine. Belki bir çekimi yaparız sonra Altın Kumsal'da serinleriz diye düşünüyorum. Karpaz'ın güzelliklerine gideriz. Böyle başarabilirsek bunu başarmaya çalışacağız. Size bir soru sormazdan önce de biz her hafta programımızı izlediğiniz biliyorsunuz. Bir şairi tanıtıyoruz biz. Bu haftaki şairimiz İlkay Adalı. 1944 yılında Mausa'da doğdu. Lefkoşa Türk Kız Lisesi'nden mezun oldu. İlk şiiri Lefkoşa Kız Lisesi'nin çıkardığı Utku dergisinde yayınlandı. Bir parantez açarak söylemek istiyorum. Ben de 20 Temmuz Lisesi mezunuyum. Benim de ilk şiirim Utku dergisinde yayınlandı aynı zamanda. Ve ben şair olduğumu zannetmiştim o zaman açıkçası. Ve orta birdim çocuklar. Düşünün çok küçüktüm. Utku dergisini her zaman anlatırım bunu öğrencilerime. Aldım ve yastığımın altında bir ay sakladım. Ve açıp açıp o hep kendi sayfama bakardım. Ben şair oldum. Şair oldum. Öyle bir hayalim vardı benim de. Siz de belki de kitabı okurken belki o Nazi ailesinin çocuğu olmuş yerine koymuşsundur kendini. Belki bir başka kahramanın yerine koymuşsunuzdur kendinizi diye düşünüyorum. Yani bu empati yapma duygusu da işte çocuklar kitap okuyarak olgunlaşır. Ve ben sizde bunu görüyorum. Yeniden kutlarım sizi. Sizi kutlarken de buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Anne ve babalarınıza. Onları da yazın tanımak isterim gerçekten. Böyle güzel çocukların anne babaları kimler acaba? Evet. İlkay Adalı'nın Halkın Sesi, Bozkurt, Hür Söz gazetelerinde Namık Kemal, Yolumuz, Hilal, Yelpaze, Beşparmak gibi şiir dergilerde şiirleri çıktı. 2-3 tane de kitabı var sevgili İlkay Adalı'nın. Geçen hafta da Lefkoşa'da bir etkinlik vardı. Kadınca Dizeler 8 Mart'tan dolayı. Orada da birlikteydik. Yine şiir yazmaya devam ettiğinden bahsetmişti. İlkay Adalı'yı bu arada ismini duymuş muydunuz çocuklar? Çünkü size yayının başında sordum. Ben biliyordum ki 9. sınıflar Kıbrıs Türk Edebiyatı okur diye. Ama siz dediniz ki biz GC programındayız. GC programında okumuyor musunuz Kıbrıs Türk Edebiyatı? Okunmuyor. ÖSS programında olanlar okuyorlar. Bu da bir eksiklik. 9. sınıfta da okumuyorsunuz. 8'de de okumuyorsunuz değil mi şey? Kıbrıs Türk Edebiyatı. İlkokulda da yok. Dolayısıyla peki siz bu kadar güzel kitap okuyan gençler, şairlerimizi, yazarlarımızı, Kıbrıslı biliyor musunuz? Evet, az var. Kimleri biliyorsunuz? Beste Sakallı. Evet, okulumuzdadır o zaten ondan dolayı. Başka? Ayşe Tural. O da okulumuza geldi. Evet, başka? Siz. Tamam, ben de öğretmeniniz sayılırım. Başka? Bu kadar. Bu kadar. Yani siz bu kadar derin kitap okuyup sinemaya giden gençler ve bugünden sonra hani böyle büyükler derler ya benim size işte vasiyetim olsun gibi, benim size nasihatim olsun diyeyim. Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndaki kendini bilmeyen insan uzakları keşfedemez diye düşünüyorum ben. Bu benim tecrübem. Yakışıklı delikanlım sen biliyor musun? Kıbrıslı şairleri, yazarları biliyor musun? Bilmiyorsun. Tamam, öğrenmemiz lazım. Bu nasıldı çocuklar biliyor musunuz? Bir eviniz var. Yan tarafta da bir komşumuz var. O komşumuzu tanımamak demektir bu. Kendini bilmemek demektir. Mesela şurada bir soru sorayım size. Şimdi Ayşen Barışsal.
birçoğunuz tanıyorsunuz ama yeğeninizdir, akrabanızdır da tanıyorsunuz. Böyle bir değer, Jazmania'nın solisti, güzel bir ses. Bu demektir ki eğer yakınımızda olmasaydı onu da bilmeyecektik. Ben her zaman konuk aldığımda sorarım öğrencilere ve maalesef bilmiyorlar. Bence bugünden sonra siz hem öğreneceksiniz hem de arkadaşlarınıza öğreteceksiniz diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Peki, birer oradan başlayalım. Birer şiir alalım sizden. Hadi şiirle devam edelim. Yalvarır misali bakma yüzüme, gezdiğin yerlerde kalmadı işim. Madem ki bir parça sevmedin beni, bu koca şehirden son gidişim. Bin pişman olup da arama beni, avutma hayalle kendi kendini. Ben artık maziye bıraktım seni, bu koca şehirden son gidişim. Aşkımı emanet ettim Allah'a, merhaba diyorum sensiz sabaha. Geriye dönemem asla bir daha, bu koca şehirden son gidişim. Teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Beni bir yerlerden hatırlar mısın? Seninle bir sevda yaşamıştık biz. Delice, çılgınca, geceler boyu. O aşkı kalplerde taşımıştık biz. Ne oldu, ne bitti, nasıl ayrıldık? Anılar aklında kalmamış artık. Unuttum demişsin, üzüldüm yazık. Kaç kere de aradıp barışmıştık biz. Başımı aramaz olmuş dizlerin. Kaybolmuş mazide ayak izlerin. Nerede yeminin, nerede sözlerin? Hayata böyle mi başlamıştık biz? Çok güzel, evet. Çok görme ömrüme, yarınlarımı, beni hiç sevdin mi bilmek isterim. Nehirlere dönen göz pınarlarımı, o güzel elinle silmek isterim. Perişan halimi güldürmede, şu yüce sevdamı düşürmedile, saklarım yaşımı ağlarken bile, ben senin yanında gülmek isterim. Kendi yaşantımdan çok uzaklaşıp, bütün anılara adını yazıp, seni yıldız diye göklere dizip, yanına aşkımla gelmek isterim. Gittiğin yollarda yıllarca koşup, dua eder gibi seni konuşup, en son nefesimde sana kavuşup, ayak uçlarında ölmek isterim. Güzel, peki. Sessizliğimin rengi. Her şey ilerliyordu, gidiyordu, durmuyordu. Her şey oluyordu ama bana sormuyordu. Her şey bitiyordu ama haberim olmuyordu. Duyuyordum ama anlamıyordum. Görüyordum ama durduramıyordum. Gitme diyemiyordum, susuyordum. Sadece susuyordum. Dokunamıyordum. Özlüyordum ama yapamıyordum. Zamanı durduramıyordum. Elimden kayıp gidenlere bakıyordum. Dur diyemiyordum. Her şey gidiyordu, hızlanıyordu. Ama ben duruyordum, bekliyordum, sadece bekliyordum. Teşekkür ediyorum. Bir öğretmenim olmalı. Saçımı okşayan, yüreğimi atlatan, şarkılarla, şiirlerle, oyunlar oynatan. Bir öğretmenim olmalı, beni bulutlara çıkarmalı. Bir öğretmenim olmalı, sevgiyle sarıp sarmalı. Bir öğretmenim olmalı, bilgiyle sulamalı, ileriye taşımalı, iyi bir insan yapmalı. Teşekkür ediyoruz. Sen nasıl bir öğretmen isterdin? Şair böyle bir öğretmen istemiş. Sen nasıl bir öğretmenim olsun isterdin? Ben iyi şeyler öğreten, iyi şeyler öğretmenen, iyi davranan biri isterdim. Öğretmenin öyle mi şu anda? Seviyorsun öğretmenini. Evet, başka nasıl özellikler olsun isterdin öğretmenini? Bu kadar, iyi davransın yeter ki sevsin seni istiyorsun. İyi şeyler öğretsin. İyi şeyler öğretsin. Peki geleceğe dair ne umutların var? Yok. Yani nasıl bir şey yok? Yani ne olasın diye sormuyorum. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Mesela baba olmak ister misin? Çocukların olsun. Kaç tane çocuğun olsun mesela? En çok iki. Peki. Peki çok. Kocaman böyle bir adam olduğun zaman bu adada mı yaşamak isten? Şimdi ablalarına da soracağım bunu. Evet. Yoksa uzaklara mı gitmek isten? Uzaklara güzel bir yere ayrılmam ben. Sen ayrılman. Peki okusan da diyorsun. Peki öğrenimini nerede yapmak istersin? Burada çok üniversite var Kıbrıs'ta biliyorsun. Evet. Yurt dışına mı gitmek istersin? Burada mı okumak istersin? Burada okumak isterim. Burada okuyup burada kalmak istiyorsun sen. Peki en baştaki güzel kız. Seni ben sosyal sorumluluk projelerinden de biliyorum. Bize birazcık bu sosyal sorumluluk projesine nasıl girdin, ondan bahseder misin? Çünkü bunlar önemli şeyler. Evet, ben Gençlik Dairesi, Akdoğan Gençlik Merkezi'nde danışıyım. Ve Gençlik Dairesi Müdürü Gence Eroğlu'nun başlattığı
bir kampanyaydı. Biz de reklam yüzü olarak katkı koyduk. Konusu neydi tam bunun? Hayatı seviyorum, yaşamayı seçiyorum. Evet. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak için yapılmış bir projeydi. Evet. Güzel. Sen de kendin mi istedin? Yoksa bir teklif geldi mi sen de reddetmedin? Evet. Öyle oldu. Evet. Peki benim teklifime ne diyorsunuz? Henüz daha bir cevap almadım. Yazın benim asistanlarım olacaksınız. Kitap kurdusunuz da. Okuduğumuz kitapları böyle anlatacaksınız. Tavsiye edeceksiniz. Bu hafta ben bu kitabı okudum diyeceksiniz. O kitaptan hoşlananlar varsa o kitabı okuyacaklar. Ve ben de size şiiri aşılayacağım. Kendi şairimizi, yazarımızı tanıtacağım. Olur mu? Yazın. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Güzel. Peki. Sevgili Ayşen, seni böyle daha yakına alalım. Minikler dışarılara çıktılar. Onları yine alırız görüntülerini. Nasıl buldun gençleri? Süper. Gerçekten süper. Yani böyle donanımlı gençleri bulabilmek artık çok zor gerçekten. Evet. Ama ailede büyük şans bulundukları ortamda, yani bu da çok büyük bir etkendir. Bunu da niçin söylerim? Merkez okulundaki öğrencilerle çevre köylerdeki okullardaki çocukların bayağı fark vardır aralarında. Bu arada sen burada bir açılım getir. Hangi okulda öğretmenlik ben yapıyorsun? Değirmenlik Lisesi'ndeyim. Kaç yıl var orada sen Ayşe? 2008'den beri arada görevlendirmeler olup ayrıldığım oldu. Lefkoşa merkezde de işledim. Çocukların anında seviyeler fark atıyor birbirine. Aşırı derecede bulundukları ortam, aile yapısı dediğim gibi çok çok etkiliyor. Çünkü merkezdeki çocuk ne isterse olsun daha fazla, yani sen dersinle ilgilen. Sosyoekonomik yapıları da daha farklıdır ailelerin. Ama köydeki herkesin demiyorum ama büyük bir çoğunluk, en azından benim bulunduğum bölgede çocuk sayısı çok fazla, aile geliri çok iyi değil. Çoğunlukla tek maaşla çalışan insanlar ve bu çocukların hepsi okuldan sonra dersle ilgilenemez. Öyle bir şansları yoktur. Kimisi hayvanlarına bakar, kimisi lastikçide çalışır, kimisi kuaförde çalışır. Yani o çocuklar para kazanıp ailelerine bakma görevini üstleniyorlar. Bu durumda da bunların içinde işte kendini ders yönünde, kitap yönünde, kültür yönünde, sosyal, yani evet, diğer anlamda doldurabilme şansı yoktur çocukların. Ne ekonomik olarak ne zaman olarak öyle bir şansları yoktur. Biz okulda aşılamaya çalışırız ama öyle bir şeydir ki bazı şeyler de işte dışarıdan takviye gerektirir. İşte en basiti, kitap okumayı sevdirirsiniz çocuğa ama çocuğun kitap alacak parası yoktur. Gerçi o konuda kütüphanelere de gidebilirler ama bulunduğu yani, bölgede ama yani yeterli ne kadar olacak? Evet, okulun da var. Okulun da var. Kitap satışı okula getirtiyoruz. Orada da satılmasına yardımcı oluyoruz. Ama dediğim gibi yani çocuğa bir yere kadar verebiliyorsunuz. Çocuk düşünür, taşınır ve önceliği ona veremez. Başka şeyler vardır onun önceliğinde. Evet. Yani. O yüzden biraz daha zor diyorsun diğer taraflarda. Kesinlikle. Ama tabii ki çok iyi donanımlı çocuklar da var ve merkeze de geldiğimizde o kadar olana rağmen tamamen boş olan çok çocuğumuz var. Evet. Yani varlığın içinde ne yapacağını bilmeyen çocuklar. Ki genellikle de bu oluyor, evet, gözlemlediğimiz. Evet. O yüzden yani ben çocuklara bayıldım gerçekten. Çok güzel, yani kendilerini ben, güzel yetiştiriyorlar. Evet, ben burada da senin söylediklerine ek olarak sormak istiyorum. Anne babanız ne iş yapar çocuklar? Sen söyle bakalım. Ben kuafördüm. Evet. Baban? Babam şey, o daha önce çalışır. Tamam, peki. Senin? Annemin işidir, babam demektir. Peki. Benim annem babam öğretmen. Peki. Benim babam polis, annem ev hanımı. Güzel. Annem muhasebeci, babam polis. Evet. Ve görüyoruz ki farklı meslek gruplarından ev hanımı olanlar var. Ve çocuklarını gayet güzel yönlendirmişler. Yani bizden bitiyor Ayşen aslında. Tabii yani ki. Ne kadar da ekonomik sıkıntımız olsa, bir de şunu sormak istiyorum çocuklar. Aynı sınıftasınız dediniz, dört güzel arkadaşsınız. Kitap değişimi yapıyor musunuz aranızda? Evet. Çok zor. Eminim yani bu cevabı bekliyordum ama hani ekranın başındakiler de bizi duysunlar diye. Peki ben merak ediyorum, hiçbirini okumadım dedim ya kitapların. Senin kitabının konusu neydi? Sen orada ne buldun? İlk olarak ben de filmini izlemiştim çünkü çok duymuştum adını falan, adı eğer yaşarsam.
filminden etkilenmiştim ve dediğiniz gibi kitapta daha çok şeyler öğrenmek için, daha çok detaylarını bilgi edinmek için kitabını da okudum. Arkadaşım Ayten'den aldım. Tavsiye etti sana, evet, ne güzel. Okudum ve gene çok beğendim. Hatta anlayamadığım şeyleri daha iyi anladım. Kitapta. Kitapta, evet. Peki sizde böyle bir algı oluştu mu? Yani kitabı olan filmler söylüyorsunuz ki çok fazla tatmin etmiyor sizi. Peki o zaman bazı arkadaşlarım vardır mesela. Ben diyor filme gitmem, ben alırım kitabını okurum çünkü keyif almayacağım. Öyle bir algı oluştu mu sizde henüz? Yoksa giderim filmi de görürüm ama beğenmezsem veya merak edersem alır kitabı da okurum mu? Aslında ben her ikisini de tercih edenlerdenim. İlk filmini izlerim, eğer beğenmezsem kitabını okumam ama eğer beğenirsem ve daha çok bilgi edinmek istersem okurum. Mutlaka kitabını ama da okursun. Ama her zaman kitap benim için daha ilgi çekici olan. Güzel, güzel. Bunu duymak beni mutlu etti. Evet. Evet. Sen hangi kitap yanındaki? Ona ikimiz de anlat. Ahmet Batman'ın. Bu kitabı bekliyordum. Diğer kitaplarını da çok sevdiğim için. Platonik bir aşktan bahseder. Bir taraf aslında ilk başta öyle görmez. Arkadaşlar çünkü. Daha sonrasında aşk başlar. Öyle devam eder. Zaten bu dönemde de duygusalsınız ama benim gözlemlediğim duygusallığın yanında farklı konulara da eğiliminiz var. Bu güzel. Peki çocuklar böyle ileride yaşınız daha çok küçük, böyle kitapla haşır neşir olmuş gençler olarak düşünür müsünüz kitap yazmayı? Yazamam. Niye öyle kestirip attın yazamam diye? Çünkü şey değilim öyle. Ne bileyim, edebiyata falan da pek ilgim yoktur öyle. Sen... Okumak yazmaktan daha çekici gelir. Ha, anladım. Ve sen sayısalcı mısın? Biraz daha. Biraz daha fazla ağırlık basıyor. Ya hiç düşünüyorum mesela şiir karalar mısınız? Hani bu dönemde görüyorum biraz aşktan bahsettiniz. Yaşınızda buna müsait romantiklik var bu yaşlarda. Mutlaka herkes şiir karalar. Siz yazıyor musunuz? Karaladığınız var mı ve sakladığınız sadece kendinize? Hayır. Hayır, Ayten hayır dedi. Hayır, çok ilginç gençlersiniz gerçekten. Çünkü sen yazmış mıydın Ayten, Ayşem? Galiba yazdım. Yani yazmış olmanı düşündüm ama yani Ayten'den beklerdim evet desin. Çünkü çok derin okuyup derin tartışıyor ama telefonda da konuştuğumuzda onu yayına davet ettiğimde ay dedi benim şiirle hiç aram yok. Gerçekten yok. Yani. Yok, bugünden sonra aranın olmasını istiyorum ben. Hadi... Çok isten. Hadi bir şiir. Efendim? Ben çok seviyorum şiir okumayı. Çok seven. Hadi oku be. Onun farkındayım. Hadi seninle devam edelim. Biraz sonra da müzikle devam edeceğiz. Üçüncü şiirimi okuyayım. Üçüncü şiirini oku. Harikasın. Özgür bırakın çocukları. Özgür bırakın çocukları. Sayfa sayfa kitaplar gibi büyüsünler. Kardeşlik eksenler görmesin. Barışı büyütsünler ülke yerinde. Barışı büyütsünler dünyanın her köşesinde. Çocuklar özgür müyüz? Evet. Evet. Yaşınıza göre evet. Nasıl yani? Yaşına olanlar özgür değil. Öyle bir soru çıkarttım buradan. Nasıl? Şimdi yaşımıza göre evet dediniz. Demek ki özgür olmayanlar mı var? Nasıl? Biraz daha açın bana konuyu. Nasıl diyeyim? Yani yaşımızın getirdiği şeyleri yapabiliyoruz. Mesela bazı aileler var kısıtlar çocuklarına ama bizim ailelerimiz öyle değil. Neyi kısıtlarlar mesela? Mesela bazıları var, arkadaşlarıyla dışarı çıkamaz. Mesela belli mesela bir saatleri vardır mesela çıkabilmek için. Daha katı bakar. Daha katı bakar. Peki ben anne babalarla konuştuğumda şöyle de derler, işte güvenmiyorlar çevreye, güvenmiyorlar çocuklarına. Mesela benim annem hiç götürmeye izin verirse mesela uzağa gitmeye izin vermez, güvenmez bazılarına. Evet. Zabara. Bilmediğin yerlere gitmeyi evet. istemez. Sence bu doğru mu? Doğrudur. Doğru, bilmediğin yerlere gitme ama bildiğin yerde müsaade ediyor sana. Peki sen dedin hani baba da olmak isten büyüdüğünde. Sen çocuğuna nasıl özgürlükler vereceksin bir zaman? Mesela hani sınırlı bir yere geçin, uzaklara gitmesin. Evet. Yakın yere geçin, peki, uzaklara bir yere gitmesin. Tamam, peki annenin babanın sana vermediği özgürlükleri sen çocuğuna verecek misin? Vermeyeceğim. Sen de vermeyeceksin.
Yani sana annenin ve babanın verdiği özgürlüklerden sen memnun musun? Memnunum. Memnunsun. Güzel davranıyorlar. Özgürüm diyorsun yani. İstediğin yapabiliyorsun. Kızlar siz? Bir de şey sorusunu sormak istiyorum size özgürlüğe gelmişken. İnternet olayını, Facebook olayını. Eminim siz tabii ki. Niye soruyorum size? Bilici çocuklarsınız. Bu belli zaten. Ne yapıyor gençlerin büyük bir çoğunluğu çocuklar? Doğru kullanmıyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Çok merak ediyorum çünkü. Mesela hani bir genç bütün gününü internette geçirmemeli benim düşüncem. Çünkü paylaşımlar... internetten çok daha önemli şeyler var. Mesela çevreyi gezip görmek, kitap okumak vesaire gibi. Siz de internettesiniz ama. Evet, biz de geliyoruz. Az bir zaman internette kalıyor, çok amacı. Evet. Uzun bir zaman varsak. Senin Facebook'un var mı bu arada? Var. Var. kaç tane arkadaşın var mesela? Bilmem. Nasıl kullanıyorsun? Sen mesela ne paylaşımlar yapıyorsun orada? Çok paylaşım yapmam ben. Evet. Bakarım fotoğraflara. O kadar. İnterneti oyun oynamak için mi kullanın? Ne için kullanın? O zaman oyun oynadım. Evet. Bakalım, o kadar. Fazla değil ama. Siz gençler paylaşımlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela çok işte yemek yedi paylaşıyor arkadaşlarınız ne bileyim daha farklı. Ne düşünürsünüz? Ben de abarttım. Benim pek hoşuma gitmez sürekli fotoğraf falan paylaşayım. Yani herkesin benim ne yaptığımı görmesine gerek yok. Güzel, evet. Peki, kitap okudunuz mesela. Bir kitap fanınız var mı mesela? O geldi şimdi aklıma. Bir kitap grubumuz olabilir mesela. Siz de öyle kullanabilirsiniz. Mesela benim de grubum vardır. Bana bir öğrencim açtı. Ben de çok yabancıydım Facebook'a. Bilmiyordum açıkçası. Çok da reddetmiştim. Fakat sonrasında öğrencim bana açınca önce kendi şairimizi, yazarımızı tanıtıp şiirlerini paylaşıyorum. Fotoğraflarını koyuyorum oraya. Ve koyarken de çoğu zaman izin alırım, ararım, sorarım. Bu hafta sizin bu şiirinizi koydum. Açıp teşekkür de ediyorlar bana. Çünkü ben öğretmenim, şiir programı yapıyorum. Ve bilmemiz lazım birbirimizi diye düşünüyorum ben. Sizi de üye yapabilir miyim bu arada gruba? Siz de okuduğumuz kitapları paylaşırsınız. Tavsiye edebilirsiniz bize oradan kitap. Ben de şimdi bu 4 tane kitabı not alacağım. Ve yazın ilgimi çekti her bir söylediğiniz. Yazın okumaya çalışacağım. Özellikle Ayten'inki çok ilgimi çekti. Evet. Belki de senden de ödünç alabilirim diye düşünüyorum. Uygun diyorsun. Peki bir soralım bakalım Ayşen Barışsal'a onu bu yola kim itti? Bu şarkı söyleme. Hep merakım vardı yani. Kendimi bildim bileli. Şarkı söylemeyi seven bir çocuktum. Sahneyi seven bir çocuktum. İşte halk danslarındaydım, tiyatrodaydım, okul korosu, orkestrası, şiirler falan. Yani hepsinde sahnede olmayı istedim. Yani sahne sevgisi vardı bende. Güzel. Ama bu şekilde sahneye çıkmama Erkan Dağlı hocam esas yani bana etkili olmuştur. Lise sonunda koleje gelmişti. O dönemde hatta bir esprisi vardır senelerce hep söyleriz. O Yavuz Bingöl'ün bir parçası vardı, Turnalar. O parça çok gündemdeydi. Müsamere'de onu söyleyeceğim. Babamın da öğrencisi Erkan hocam. Evet. Babam da geldi çalışmada bizi dinlesin. Baktı hocam dedi nasıl buldun kızını. Güzeldir, güzel dedi babam. Senin kızını Whitney Houston yapacağım dedi. Esprili bir şeyle yani Yavuz evet. Bingöl'ün Turnaları türküsü. Böyle bir şey yani. Ondaki o şarkı söyleme hevesi, o istek, o sevgisini bana çok yansıttı açıkçası. Nasıl diyeyim yani kabaca beni çok kofladı diyebilirim o evet. konuda. Ardından zaten müzik öğretmeni de olmak isterdim. Adaya döndüğümde ilk aradığım, müzik hocalarımdan ilk aradığım kişi oldu zaten. Bana yardım etti ve beni Cazmanya ile tanıştıran kişi de zaten oldu. Ne güzel, ne güzel. Yani esas sahnede bana ilk yol göstericim oldu ve ardından tabii ki Cazmanya benim diğer bir ailem. Ne güzel. O yolda bana en çok desteği veren kişiler tabii ki onlar ardından. Evet. Biz teklifimizi kabul etti, davetimizi kabul etti. Biz sevgili Barışsal Hoca'ya ben çok saygı duyduğum, yaz sohbetleri yaptığım bir insan. Şiirlerle büyüsün çocuklar izleyicileri. Sevgili Barışsal Hoca'yı kaçırdık.
O nedenle biz onun güzel kızı Ayşen Barışsa Çelebi ile devam ediyoruz. Müzikle ve şiirle devam edip bugünkü bu güzel tatlı sohbeti sonlandırıyoruz. Ve sevgili Ayşen bize kendi bestesini çalacak. Dinliyoruz. Dört yanım sularla kaplı, küçük bir dünyam var. Sanırsınız ki sonsuz huzur, bitmeyen mutluluk var. Giriş kapısı bile olmayan bu dünyama nereden takılmış bu kilitler? Gökyüzüne bu kadar yakınken önüme nereden örülmüş bu devam et. İnşallah. Harikasın. Teşekkürler. Evet, ben bir şiir okumak istiyorum lütfen. Ne zaman düşünsem seni, eski bir resim düşer yüreğime. Yağmurlar yağar gözlerime. Mayıs'ta Temmuz'u yaşarım. Ne zaman düşünsem seni, çocukça sevdalara koşarım. Anka kuşu olur, masallara dalarım. Karışır gerçekle masallar. Yaşamak Nazım'ın dediği gibi. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine gürül gürül taşarak gelir. Sanırım delirdim dedi. Rüzgar mı var dışarıda? Yoksa hurmacıklar böyle sallanmazdı hiç. Yok dedi. Sıcak bir yaz akşamında durup dururken niye esin rüzgar? Karıştırdım sanırım. Eylül müydü? Hadi canım sen de. 28 Şubat oldu mu hiç? 4 yılda 29 sadece. Ağaç kıpırdatmaz kolunu. Sen istersen kış ol. Yürek istemezse rüzgar boş. Teşekkürler. Dilinize sağlık. Çok mersi. Evet, bugünkü akışımızı yine senin o tatlı kadife sesinden bir şarkıyla bitirmek istiyorum belki. Gücün var mı sevgilim? Derin sularda inci tanesi aramaya. Cesaretin kaldıysa hala benle aşktan konuşmaya. Söyle canım, sevgilim.
tutular.